Merhaba Zeze. Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun böyle? Bütün çocuklar Pepe'nin evinde toplanıyoruz bugün. Ha, ne güzel. Oyun mu oynayacaksınız? Oyun da oynuyoruz tabii de. Bir şaşırtı kutlama hazırlayacağız. Ha, şaşırtı mı? Çok merak ettim. Biz de çok merak ediyoruz Şuşu. Ay. Merhaba Keke. Merhaba. Sen de mi Pepe'lere gidiyorsun? Evet Şuşu. Bugün öğle yemeğinde hepimiz Pepe'lerde buluşuyoruz. Şaşırtı kutlaması hazırlayacağız. Biliyorum canım. Çok merak ediyorum şaşırtının ne olduğunu. Ay Şuşu merhaba. Merhaba canım. Çok heyecanlıyım Pepe'lerdeki şaşırtı için. Anlaşılan herkes çok heyecanlı. Öğle yemeği vaktinden önce orada olmamız gerekiyor. Görüşürüz Şuşu. Görüşürüz. Aa Bibi, ne oldu canım sana? Kendimi biraz üzgün hissediyorum Şuşu. Demek kendini üzgün hissediyorsun. Evet Şuşu. Pepe sabah herkesin evine gidip onları öğlen yemeğine çağırmış. Evet. Ama beni çağırmadı. Aa, gerçekten mi? Evet, çağırmadı. Acaba Pepe beni sevmiyor mu Şuşu? Ben onu çok seviyorum da bu yüzden kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bence burada bir yanlışlık var Bibi. Pepe'nin seni çok sevdiğinden eminim ben. O zaman beni neden çağırmamış olabilir? İnan bilmiyorum tatlım. Ama bence unutmuştur herhalde. Seni çağırmadığını fark ettiğinde hemen koşarak gelip çağıracaktır bence. Umarım Şuşu. Merhaba. Oo, hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk Pepe. Çok heyecanlıyız. Evet, gerçekten çok merak ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bebe. Herkes tamam mı? Aa, hayır, biri eksik. Şila gelmemiş. Ama ben sanmıştım ki. Aa, doğru ya, Şila nerede? İşte ben de geldim. Şimdi tamam sanırım. Tamam mıyız? Bu sefer benim eksikliğimi fark edecekler sanırım Şuşu. Ben de öyle düşünüyorum canım. Evet, herkes burada. Hayır, benim yokluğumu fark etmediler Şuşu. Görüyor musun? Demek ki beni hiç de düşündüğüm gibi çok sevmiyorlar. Ay Bibicim. Bibi kendini üzgün hissediyor. Arkadaşları hiç bunu bilmiyor. Bibi hem kırgın hem de çok üzgün. Yüzü bir türlü gülmüyor bugün. Üzgün, üzgün Bibi, çok üzgün. Bibi kendini üzgün hissediyor. Arkadaşları hiç bunu bilmiyor. Bibi hem kırgın hem de çok üzgün. Yüzü bir türlü gülmüyor bugün. Üzgün, üzgün Bibi. Gidiyorsun Bibi. Bilmiyorum Şuşu. Biraz daha kalsan bence birazdan senin yokluğunu fark edecekler. Gerçekten fark edecekler mi dersin? Evet evet, ben böyle düşünüyorum. Beraber izleyelim bak. Bir şekilde aa Bibi nerede diyecekler. Sonra da hemen seni arayacaklar. Peki Şuşu, bekleyeceğim biraz daha. Şimdi ne yapacağız Pepe? Aynen anlattığım gibi harika bir yemek hazırlayacağız. Peki pasta? Pastayı nenem yaptı. Tam 4 katlı. Vay! Peki önce bahçeyi süsleyelim mi? Aa tamam. Çok güzel oldu. Çok. Ne kadar güzel bir pasta bu nene. yakışır benim oğluma. Ooo, süslemeli pastalı kutlama yapıyorlar. Ama beni çağırmıyorlar. Herkes burada mı bakalım? Yoklama yapacağım. Şimdi benim olmadığımı fark edecekler kesin Şuşu. Bence de. Keke. Burada. Bebe. Burada. Mimi. Burada. Zeze. Burada. Tutu. Burada.
Şila? Burada. Dudu? Buradayım. Şimdi beni söyleyeceksin ha? Tamam. Herkes burada işte. Birini unutmadın mı ne? İşte bebeğin aklına geldim galiba Şuşu. Galiba canım. Doğru ya. Pepe. İyi buradayım neneciğim. Ama ben sanmıştım ki. Herkes burada işte. Tekrar hoş geldiniz hepiniz çocuklar. Hoş bulduk nene. Bahçeyi çok güzel hazırlamışsınız. Hadi şimdi de köfteleri yapalım he. Aa şu şunlara baksana. Bahçeyi ne güzel süslediler. Şimdi de köfte yapacaklar kendilerine. Hem de bensiz bensiz. Bu durum bana hiç normal gelmiyor. Dur bakalım Bibi. Biraz daha bekleyelim. Ben seni unutmalarına inanamıyorum. Ben de inanamıyorum Şuşu. Oo, çocuklar bakıyorum hepiniz gelmişsiniz. Evet dede geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eksik kimse yok. Herkes burada değil mi? Belki şimdi fark ederler orada olmadığımı. Herkes tam merak etmedi. Harika. Madem köfteleri yapacaksınız ben de hemen mangalı hazırlayayım. Şimdi herkes önce ellerini bir güzel yıkasın. Sonra bu kıymalardan tren köfte, parmak köfte ve misket köfte yapacağız. Ben tren köfteyi bir kere sizde yemiştim. Nefisti. Ben de çok severim. Ben de yemiştim. Pepe'nin nenesi çok güzel yapıyor. Böyle kıymayı eliyle uzatıyor. Tıpkı tren vagonları gibi oluyor. Anladım. Parmak köfte de böyle tıpkı parmağımız gibi ince uzun şekilli bir köfte. O da çok güzel. Bir kere Pepe'lerde yemiştim. Ama misket köftesini hiç görmedim. Herkes elini yıkadı mı bakalım? Evet. O zaman Pepe, Zeze, Bebe siz tren köfte yapın bakalım. Bakın böyle elimizle sıkıp vagon vagon yapıyoruz. He tamam. Böyle mi? Evet aferin size öyle. Çuf giderken yiyeceğiz bu treni. Tutu, Mimi, Şila gelin bakayım. Siz de parmak köfteleri yapın. Bakın böyle tıpkı birer parmak gibi olacaklar hepsi. Gördünüz mü? Harika. Böyle değil mi nene? Evet kızım evet. İşte ben de yaptım. Keke, Dudu ben de size yardım edeceğim. Biz de böyle yuvarlak küçük top gibi bakın böyle misket köftesi yapacağız. Hadi. Aha yaptım bile. He? Ben de yapıyorum bakın. Harika. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi çabuk olun. Mangal köfteleri pişirmeye hazır. Sizi bekliyorum. Tamam dede. Sana bir önerim var Bibi. Çık bence karşılarına. Beni nasıl unutursunuz de. He? Evet. İnsan sevdiklerine karşı açık olmalı. Bunun seni ne kadar üzdüğünü söyle onlara. Yapabilir miyim? Yapmalısın. Onlar senin en sevdiğin arkadaşların. Şu an gerçekten unutulduğun için ne kadar üzülüyor olduğunu bilseler kendilerine çok kızarlardı bence. Biz nasıl Bibi'yi unuttuk diye onlar da çok üzülürlerdi. Doğru söylüyorsun Şuşu. Gidip söyleyeceğim onlara. Harika. Bibi şu anda bizi görseniz düşünür acaba. Nasıl yani? Pepe'nin ne dediğini duydun mu Şuşu? Evet duydum ama hiçbir şey anlamıyorum. Ben anlıyorum Şuşu. Beni unutmadılar. Beni şu anda burada olmamı istemiyorlar. Ve bu yüzden bilerek çağırmadılar işte. Dur bir saniye. Onun için hepimizin böyle sabahtan beri uğraşıyor olduğunu bilse bence çok mutlu olurdu. Siz çok iyi dostlarsınız çocuklar. Bibi onun doğum günü için bunca hazırlık yaptığınızı gördüğünde çok ama çok mutlu olacak. He, doğum günü mü? Tabii ya bugün benim doğum günüm. Gerçekten mi? Demek bunların hepsi senin için. Ben çok mutlu oldum Şuşu. Canım arkadaşlarım benim. Bibi. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz da. Sabahtan beri benim sevmediğiniz için çağırmadığınızı sanıyordum. Oysa siz bana doğum günü şaşırtısı hazırlıyormuşsunuz. Öyle mutluyum ki. Şaşırtı mı? Hayır, doğdun bizi. Ben de yaptım Bibi seni.
Benim güzel çiçeklerim. Ne güzel açıyorsunuz böyle. Sizi çok seviyorum. Merhaba Şila. Merhaba Şuşu. Bak artık çiçeklerime. Onları ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum Şuşu. Evet. Bebenin önerisiydi bu değil mi? Evet Şuşu. Gerçekten onları sevdiğimi söylediğimden beri hiç solmuyorlar. Bir çiçek açacağına 3 çiçek birden açıyorlar. Evet canım. Sevginin böyle bir gücü vardır. Her şeyi güzelleştirir, çoğaltır. Abla neredesin? Ay Eke buradayım kardeşim. Seni görmüyorum. Saçlarını gözünün önünden alırsan görürsün Eke. Buradayım. Ay işte buldum. Eke merhaba. Merhaba. Saçların ne kadar uzamış Ekeciğim. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu saçların bu kadar uzun olması Eke? Hayır. Aslında çok rahatsız oluyor Şuşu. Ama kestirmekten biraz çekiniyor. Kestirelim diyoruz bir şey demeden kaçıyor. Ha, anladım canım. Çok üstüne gitmemek lazım. Kestirmesi gerektiğini mutlaka anlayacaktır. Eke çok akıllı bir çocuk. Şila merhaba. Hoş geldin Pepe. Eke saçının bu hali ne? Evet hem de çok uzadı. Evet çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Hayır. Saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. Ha, anlıyorum onu. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirmeye ikna etsek Pepe? Baksana önünü bile göremiyor. Evet çok komik bir görünüyor gerçekten. Merhaba Şila, merhaba Pepe. Aa Pepe, Eke'ye bak. Hoş geldin Pepe. Saçların ne kadar uzamış öyle. Niye kestirmiyorsunuz Şila? Eke'yi henüz ikna edemedik Bebe. Aa, ama saçını kestirirsen çok rahat eder ama. Ona yardım etmeliyiz Bebe. Güzel bir fikir bulalım. Eke saçlarını kestirmeyi kendisi istesin. Tamam. Ben bebeklerini getireyim. Onlar da berbercilik oynayalım. Eke de izlesin. Harika bir fikir bu. Ben hemen getiriyorum. Aa Bebe biraz oyun oynayalım mı? Aa tamam. Oyun oynayalım Şila. Eke dolanacak. Eke bu taraftayız biz kardeşim. Sığınacağız. Berbercilik oynayalım. Ne dersiniz? Aa, berbercilik oynamaya bayılırım ben. Ben de. Eke de. Nasıl dolanacağız? Şimdi burası berber dükkanı olsun. İlk berber ben olayım. Tamam. Ay benim saçlarım ne kadar uzamış Piti baksana. Ay evet çok uzamış. Evet. O zaman ben bir barbere gideyim de saçlarımı kestireyim. Saçlarını kestireceğim. Evet Eke saçları çok uzadığı için berbere gidip saçlarını kestirecek. Yazık saçlarına. Niye yazık olsun ki? Saçlarımız kesilince hiç acımaz Eke. Gerçekten öyle yapma. Ben de acaba acır mı diye düşünürdüm hep. Hani elimiz kesildiğinde acır ya. Saçımız da kesildiğinde acır sanıyordum ama öyle değilmiş Ekeciğim. Merhaba çocuklar. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oyun oynuyoruz dede. Berbercilik oynuyoruz. Oh, Eke, oğlum o saçının hali ne öyle? Ne olur dede? Saçların çok uzamış oğlum. Kestirsene. Biz de berbercilik oynuyoruz işte dede. Saçımız kesildiğinde acımadığını anlatıyoruz Eke'ye. Ha, anladım. Bak Eke, sarı mövcüğün tüylerini görüyor musun? Onun saçları da bu tüyler aslında. Bak onu azıcık kesiyorum. Kesebilir miyim sarı mövcük? Bak hiç canı yanmadı gördün mü? Pepe gel bakalım oğlum. Bir tutam da senin saçından keseyim mi? Tamam kes dede. Acıdı mı? Oy, oy, oy. Hayır Eke. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Tıpkı tırnak kesmek gibi. Dede benim saçımdan da bir tutam kessene. Aa tabii. Kestim bile. Acıdı mı? Hayır Eke hiç acımadı kardeşim. Saçlarımız acımaz. Tamam. Ben sarı mövcüğü çiftliğe bırakıp geleceğim çocuklar. Hadi siz devam edin oyununuza. Güle güle dede. Güle dede. Güle güle dede. Ekim. Şimdi bak bu bebeklerle berbere gitmiş Ekicim. Pepe hadi kes onun saçlarını.
İşte çok güzel oldu. Aa, benim bebeğiminki de çok uzamış. Onu da kes Berber. Aa, tamam, hemen kesiyorum. Ay, çok güzel oldu. Çok güzel saçlarımı kes. Kesin mi kılır? Aa, olur mu Ekeciğim? Saçlarımız hep uzar. Ben de her uzadığında gidip kestiriyorum. Ya da nenem evdeyse nenem kesiyor. Evet, saçlarımız kesildikten sonra da uzar Eke. Kısa kalmaz yani. Yani sen kestirdiğinde kısa saçı beğenmezsen tekrar uzamasını bekleyebilirsin. Değil mi Şuşu? Evet Ekeciğim, saçlarımız hep uzarlar tatlım. Çok uzayıp bize rahatsızlık verdiklerinde onu kesebiliriz. Hiç de acımaz. Tatlımam Şuşu. Ha, olmaz mı? Hadi söyleyelim. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Biraz susun ıslat, biraz da kes kıt kıt. Biraz susun ıslat, biraz da kes kıt kıt. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Ben masucuktan saçlarınızı keseceğim. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. Kıt 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 kıt. Aa, kestim bak. Sıradaki. Ay, benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber, oraları kes biraz. Tamam tamam, kesiyorum. Kıt 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 kıt, kestim bile. Sen de kestirecek misin masucuktan Eke? Evet. Oo, senin saçların çok uzamış evlat. Hepsini keseyim mi? Bunu kes. Kıt 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 kıt. Oo, hepsini kestim işte. Bak, gördün mü Eke? Gerçekten kesmek istersen de aynı böyle. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ay Eke, bir tek dedim. Nenem çok güzel kesebiliyor. Öğlen yemeğinden sonra saç kesme kutlaması yapalım. Saçlarını kestirdikten sonra da bizim bahçede senin en sevdiğin oyunu oynayalım. Ne dersin? Şey. Evet. Eke. Gidelim. Görüşürsün. Aferin benim güzel kardeşime. Tamam kardeşim benim. Akıllı oğlum. Hadi gidelim. Nene, nene. Ne oldu Pepe? Hayırdır inşallah oğlum? Nene, Şila ile Eke geliyor şimdi. Eke'nin saçları çok ama çok uzamış. Onun saçlarını keser misin? Küçük kutlamayla senin kesmeni ikna ettik. Hemen hazırlık yapmamız lazım ama. Tamam tamam, yaparız oğlum. Allah senin canını almasın Eke. Saçların haline bak. Evet, çok uzamış. Bir türlü kestirmiyormuş. Ama biz onu ikna ettik. Aferin çocuğum size. Merhaba nenişkom benim. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de size öğlen harika bir kuru fasulye ile bulgur pilavı yaptım. Tam zamanında geldiniz. Bayılırım. Ben de. İçinde çok çeviriz. Tamam o zaman, yemekli kutlamamız için bahçemizi hazırlayalım. Hepiniz Eke'nin saç kesim kutlamasına hoş geldiniz. Bugün güzel kardeşimiz Eke'nin saçı ilk kez kesilecek. Bu yüzden çok büyük alkışla Eke'yi sahneye alıyoruz. Aferin benim kardeşime. Merak etme. Hiç hissetmeyeceksin bile Eke. Acımıyor, acımıyor. Ya biz sana demiştik. Ay çocuğum, ne kadar uzamış bu saçlar böyle. Ay çok güzel oluyor Eke. Gözlerini görebiliyoruz artık. İşte bu kadar. Al bak Eke, ne güzel oldu saçların. Beğendin mi kardeşim? Aa, Eke saçlarını beğenmedi galiba. Aa, beğenmedin mi Eke? Güzel olmamış mı kardeşim? Neresini beğenmedin oğlum? Ha? Çok şok.
Bu da kalem. Kalemler buraya. Bu kalem de buraya. Oyuncaklar bu tarafa. Misket de var. Misketler de bu tarafa. Burada bir misket saklanmış. Gel bakalım güzel tahta misketim benim. Sen de buraya misket arkadaşlarının yanına. Pepeciğim, ne yapıyorsun tatlım? Anne, oyuncaklarım, misketlerim, kalemlerim hepsi birbirine karışmış da. Onları ayırıyorum. Aferin sana bir tane. Misketlerimi buraya, kalemlerimi buraya, oyuncaklarımı da buraya öbekledim. Harika. Çok güzel öbeklemişsin canım. O elindeki ne anne? Ay, bu babanın bana aldığı ilk hediye canım. Babam sana ilk kez şimdi mi hediye aldı? Daha önce hiç almamış mıydı yani? Hayır hayır, şimdi değil. Bu kolyeyi ta yeni tanıştığımızda almıştı. Çok eski bir hediye ama onu çok seviyorum Pepe. Şimdi hatırladım. Kutlamalarda taktığın kolye bu. Peki niye elinde tutuyorsun anne? Şu birbirine takılma yeri bozulmuş da onarabilir miyim diye deniyorum. Okula geç kalıyorsunuz çocuğum. Kızım, niye oyalanıyorsunuz? Saat kaç oldu baksanıza. Evet ya, dalmışım. Hadi Pepe gidelim oğlum. Tamam anne. Defterlerim, kalemlerimi de götüreceğim okula. Onların hepsini öyle elinde götüremezsin Pepeciğim. Anne şu sende kalsın. Ama hepsini götürmek istiyorum nene. O zaman sana güzel bir okul çantası almamız gerekiyor Pepeciğim. Bu çocuğun şöyle güzel bir okul çantası niye yok? Evet, niye yok? Tamam, ilk fırsatta alırız Pepeciğim. Hadi şimdi ben taşımana yardım edeyim. Bunu ne yapayım kızım? İçeriye koy anne, akşam onarmaya çalışacağım. Ama benim için çok değerli bir kolye. Dikkat edersen sevinirim. Tabii tabii evladım, ederim. Tamam, görüşürüz anne. Görüşürüz çocuğum. Allah zihin açıklığı versin Pepeciğim. Anne. Efendim Pepe. Nenem zihin açıklığı versin derken ne demek istedi? Yani öğreneceğin her şeyi kolayca öğren. Hiç zorlanma demek istedi. Sana güzel dileklerde bulundu Pepeciğim. Evet, her şeyi öğrenmek istiyorum. Hem de hemen. Öğrenmeye bayılıyorum. Ne oldu çocuğum? Niye ağlıyorsun bakayım? Gördüm, kemiği sıkışmış. Seni gibi seni. Nene, ne yapıyorsun orada? Köpüş, ne oldu oğlum? Al bakalım, çıkardım. Köpüşün kemiği sıkışmış da onu çıkardım bebeciğim. Telefon çalıyor. Aferin sana güzel köpüş. Ne güzel bir şey. Bu ne acaba? Yiyecek gibi. Değil. Köpüş, ne güzel oynuyorsun öyle. Boncuklar da aldı. Ne oldu güzel kızım? Boncuklar vardı. Oynarken dağıldı nene. Anladım. Annenin kolyesi. Eyvahlar olsun, eyvahlar. Ne oldu nene? Annenin bana emanet ettiği bir kolye bu bebeğe. Gerçekten mi? Eyvah ki ne, eyvah, vay başıma gelenler. Bir de tembih etti. Aman dikkat et, bir zarar gelmesin anne dedi. Ben ne yaptım? Ne yapacağız dedi? Bilmiyorum kızım. Ben bu topladıklarımızı içeri götürüp onarmaya çalışayım bakayım. Çok üzüldüm şimdi. Ben nereden bileyim ki? Masanın üstünde görünce oynamak istedim. Merhaba bebe. Merhaba şuşu. Neden bu kadar üzgünsün tatlım? Ne oldu? Annem için önemli bir kolyeyi istemeden bilmeden bozdum şuşu. Çok üzgünüm. Nasıl oldu bu canım? Masanın üstünde böyle boncuklu bir şey buldum. Köpüşle oynamaya başladık. Oynarken bütün boncuklar dağıldı.
demek masanın üzerinde kimin olduğunu bilmediğin bir şey buldun ve onu alıp oynamaya başladın. Evet, ama benim olmayan bir şeyi niye alıp oynadım ki? Kimin olduğunu bulup oynamak için izin istemem gerekirdi. Değil mi Şuşu? Evet canım, bizim olmayan bir şeyi sahibinden izin istemeden almamamız güzel bir davranıştır. Neneme keşke bu kimin diye sorsaydım. Üzülme bir tanem. Bazen hepimiz istemeden hata yapabiliriz. Annem çok üzülecek ama. Ben onu üzmeyi hiç istemem. O benim güzel annem. Onu çok seviyorum. Annem düşününce içimde sanki kelebekler uçuyor Şuşu. Canım benim, ne güzel anlattın yine hislerini. Annem beni affeder mi sence? İstemeden yaptığını güzelce ona anlatırsan kesinlikle seni affedecektir tatlım. Anladım. O zaman annemin beni affetmesi için onu bana nasıl söyleyeceğim düşüneyim. Aferin sana bebeğe. Gözlerin gözlerime baktığında kelebekler uçar şuramda. Ben bir hata yaptım sana, üzdüm seni olmadan farkında. Buldum Şuşu. Annem beni affetmesi istediğime bir şarkıyla anlatacağım. Harika bir fikir. Hemen gidip neneme söyleyeyim. Akşama güzel bir yemek hazırlayalım. Yemekte anneme bu şarkıyı söyleyeceğim. Aa, bebe nerede anne? Aa, sahi bebe nerede? Size anlatacakları var. Aa. Otur kızım otur. Gelir şimdi bebe. Aa, çok merak ettim. Ne oldu nene? Yemeğe başlamadan önce sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Anneciğim, canım, güzel anneciğim. Bugün bu küçük kızın istemeden seni üzecek bir şey yaptı. Aa, beni mi? Evet anne. Ama gerçekten bilmeden yaptım. Senin çok sevdiğin güzel koyla anne oynarken bütün boncukları darmadağın oldu. Evet ya. Kusura bakma kızım. Ben masanın üstünde unutmuşum kolyeyi. Biz onun annemle onarabildiğimiz kadar onardık. Hem eskisi gibi olmadı ama bunun için senden beni affetmeni istiyorum. Bebeciğim. Beni affetmen için sana bir şarkı yaptım. Hepinize bu şarkıyı söylemek istiyorum. Gözlerim gözlerime baktığında kelebekler uçar şuramda. Gözlerim gözlerime baktığında kelebekler uçar şuramda. Ben bir hata yaptım sana, üzdüm seni olmadan farkında. Ben bir hata yaptım sana, üzdüm seni olmadan farkında. Sen gel affet beni, affet, affet. Çünkü çok seviyorum seni. Çok seviyorum seni. Sen gel affet beni. Affet, affet, affet. Çünkü çok seviyorum seni. Ne güzel bir şarkı olmuş kardeşim. Bebeciğim benim. Güzel kızım. Çok yaşa bebeğim. Bir daha benim olmayan hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi sahibinden izin istemeden almayacağım. Beni affettin mi anneciğim? Hı? Ha.
Affetmedin mi yani? Olur mu bir tanem? Affetmez olur muyum? Güzel kalpli kızım benim. Tabii ki affediyorum seni. Annem beni affetti. Hadi bebe şu bayrağı da sen al. Tamam abi. Çok güzel oldu abi. Evet. Aferin size çocuklar. Dede. Ne kadar güzel süslemişsiniz çocuklar. Demek bu sefer unutmadınız. Unutmadık dede, unutmayacağız. Bilmiyorsan bütün dünyadaki çocukların bayramı hiç unutulur mu dede? Sizle gurur duyuyorum çocuklar. Şu ellerimdekini bırakayım geliyorum. Aa, Şila ile Eke de geldiler. Aa, Eke bahçeye bak. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Yağmış, yağmış. Hoş geldin Şila. Hoş bulduk Pepe. Keçim, bugün 23 Nisan. Yani bizim güzel Atatürk'ümüzün tüm dünyadaki çocuklara armağan ettiği Dünya Çocuk Bayramı. Ben de. Bayram mutluluktur. Birbirimize böyle sıkı sıkı sarılmaktır Ekeciğim. Ne bayramıymış bugün Eke, söyle bakalım. Çocuk bayramı. Al verin kardeşime. Peki bu bayramı bize kim armağan etmiş? Güzel oldu. Hadi 23 Nisan şarkımızı söyleyelim. Bugün 23 Nisan. Atandan armağan. Sevgiyle kol bula. Güneşsin tüm dünya. Bu şarkı tüm çocuklara. Sevgiyle kol bula. Birleşsin tüm dünya, bu şarkı tüm çocuklara. La 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 la. Arkadaşlarını da kutlamamıza çağıracak mısın? Çağırdım bile bebe. Birazdan gelirler. Aa, geldiler bile. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Aa, ne kadar güzel olmuş süslemeler Pepe. Evet, ben de çok beğendim. Ece bak, bu Bibi. Bu da Zeze. Abinin okuldan arkadaşları. Merhaba. Merhaba Ece. Merhaba Ece. İşte gerçek bir çocuk bayramı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Dede, şimdi biz bugün biraz şiir okuyacağız. Şarkılar söyleyeceğiz ama keşke hep beraber bir halk oyunu da oynayabilsek. Ne güzel olur. Evet evet. Atabarı oynayabiliriz bence. Ben atabarı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum atabarını. Ben de. Ben de. Ben de. Bence harika bir seçim Bibi. Kesinlikle bugün size atabarı öğretmeliyim. Artvin yöremize ait bu oyun Atatürk'ümüzün de en sevdiği halk oyunudur çocuklar. Gerçekten mi? Evet ya. Aferin Bibi. Babam öğretmişti bana. Bakın şöyle. Bahçesi var, bağı var. Ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar. Bizde atabarı var. Çok güzel. Hadi dede, bize öğret. Hadi, hadi. Çok iyi yaşa. Tamam, gelin önce kıyafetlerimizi giyelim. Hepiniz çok güzel oldunuz. O ne dedi? Bu bir CD çalar. Bütün türkülerimizin içinde olduğu bir CD hazırladım. Çok güzel. Çok iyi düşünmüşsün dede. Hazırsanız başlıyorum. Evet. Bakın şöyle. Evet. Aferin papa. Böyle mi dedi? Evet kızım. Bibi'ye bakın. Ben de yapıyorum bakın. Aferin size, evet. Tamam. Oh.
Harika oynadınız. Sizi tebrik ediyorum çocuklar. Çok da güzel öğrendiniz. Sağ ol dede. Ben içerideki hazırlıklara yardım edeyim biraz. Tamam dede. Evet, şimdi biraz da şiir yazmalıyız. Tamam hadi. Bir şey söyleyeceğim. Ben 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı atamızın bize armağan ettiği bir bayram diye biliyorum. Evet, doğru Zeze. Peki niye armağan etmiş? Ben anlatabilir miyim abi iş? Lütfen, lütfen. Aa, tamam anlat bebe. Bundan çok zaman önce bizim bu güzel ülkemize kötü insanlar, yani düşmanlar gelmişler. Ülkemizi ve özgürlüğümüzü almak istemişler. Özgürlük ne ki? Bak şimdi size. Çoğul böceğini görüyor musun? Çoğul böceği özgür. Yani istediği yere gidebilir. İstediği bir ağaca konabilir. İsterse tekrar uçar, başka ağaca konar. Bir tehlike hissederse kaçabilir. İstediği yemeği yiyebilir. Yani o özgür bir uğur böceği. Gel buraya. Bebe ne yapıyor? İzleyin, izleyin. Şimdi bu böceği özgür mü? Ay hayır. Çünkü istediği yere uçamıyor artık. Evet, istediği dala konamaz. İstediği yemeği arayıp bulup yiyemez. Evet, ancak biz ona ne verirsek onu yiyebilir. Vermezsek yemek bile yiyemez. Çok üzücü. İşte şimdi bu böceği özgür değil. Bizim ülkemize gelen düşmanlar da bu topraklarda yaşayan herkesin özgürlüğünü almak istemiş. Ama Atatürk'ümüz ve onun yanında olan herkes buna izin vermemiş. Önce düşmanları yurdumuzdan kovmuş. Gel be onlar. Sonra da 23 Nisan'da özgürlüğümüzü herkese duyurmuş. Ve bu mutlu günü özgürlüğü en iyi koruyacak olan biz çocuklara bayram olarak armağan etmiş. Yaşasın. Hem de sadece bizim ülkemizdeki çocukları değil, tüm dünyadaki çocuklara armağan etmiş. Yaşasın 23 Nisan. Peki sen de öğrendin mi 23 Nisan neymiş? Evet. Aferin hepinize çocuklar. Ne güzel anlattınız 23 Nisan'ı. Sağ ol Şuşu. Aa Şuşu. Biz Atabar'ı öğrendik biliyor musun? Harika. Hadi Şuşu'yu da ayrıyalım. Hepiniz bu güzel kutlamamıza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza hoş geldiniz. Önce bebe bize kendi yazdığı günün anlam ve önemini anlatan küçük bir şiir okuyacak. Gel bebe. Ay, biraz heyecanlandım şimdi. Biz özgür uğur böcekleri, kelebekler, kuşlar gibiyiz. Hiçbirimiz kafese girmeyiz. 23 Nisan özgürlüğümüzün bayramı. Atamızın tüm dünyaya armağanı. Teşekkür ederim. Şimdi de size hep beraber Atatürk'ümüzün de çok sevdiği bir halk oyununu oynayacağız. Bas bir düğmeye, Atabarı başlasın. Bahçesi var, arabası var, bahçesi var, arabası var, atamız var, atamız var. Durun, fotoğrafınızı çekmem lazım böyle. Bahçesi var, arabası var, atamız var ya.
Papa! Papa! Aa, merhaba dede. Merhaba evlat. O elindekiler ne dede? Aa, bu mu? Armağan çuvalım evlat. Aa, armağan çuvalı mı? İçinde ne var dede? İçinde bütün sevdiklerime yılbaşında vereceğim armağanlarım var papa. Yılbaşında mı? Evet evlat. Bu akşam hava kararınca yeni yıla giriyoruz. Aa. Yeni yılın ilk gecesini hep beraber yılbaşı olarak kutlarız papa. Ve bu kutlama sırasında da herkes birbirine mutlu edecek armağanlar verir. Yeni yılın iyi geçmesi için güzel dileklerde bulunur. Evet, annem de söylemişti. Şimdi hatırladım. Yeni yıl için salonu süslemiştik. Siz de odanızı süsleyin demişti. Evet, evlerimizi süsleriz yılbaşında. Ay dede, ben daha kimseye armağan hazırlamadım. Oda filan da süslemedim. Akşama kadar süslersin papa. Armağan da hazırlarsın. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? Tamam dede. Merhaba Pepe. Merhaba Şişo. Ne yapıyorsun Pepe? Düşünüyorum Şişo. Ha, düşünüyorsun, anladım. Çok güzel. Peki ama ne düşünüyorsun Pepe? Yeni yıl geliyor ya bu akşam. Ha evet. Hani yeni yılda evimizi odamızı süsleyip sevdiklerimize armağan veriliyormuş ya. Evet canım. Mutlu olduğumuz günlerde birbirimize mutluluğumuzu sevgi ve armağan vererek gösteririz. Sadece yılbaşında değil, doğum günlerimizde de. Aa evet Şişu. Ben de sevdiklerime ne armağan etsem diye düşünüyorum. Anladım. Neyse, bulurum herhalde. Şimdi canım oyunu oynamak istiyor. Ay ama kimle oynasam ki? Ha, bebe nerede? Bebeyle oynayabilirsin. Yok, ben bugün Şila ile oynamak istiyorum. Ta 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 ta. Şila. Ben de seninle oynamaya gelmiştim Pepe. Aa, çok mutlu oldum. Yarışıyorsun. Evet, ne oynuyoruz? Bilmem ki. Kule yapmaca oynayalım mı? Yok, ben kule yapmaca oynamak istemiyorum. Doktorculuk oynayalım mı? Ben de doktorculuk oynamak istemiyorum. O zaman ne oynasam ki? İyicikle oynayalım. Canım ayıcıkla oynamak istemiyor. Onu istemiyorsun, bunu istemiyorsun. Ne oynayacağız peki? Bilmiyorum. Ben de oynamıyorum o zaman. Oynamazsan oynama. Sen oynamazsan oynama. Böyle canımı sıkkın sıkkın oturalım o zaman. Otururum oturmam. Sana ne? Çocuklar, bence biraz daha düşünürseniz mutlaka oynayacak güzel bir oyun bulursunuz. Bulamadık şu. Evet, bulamadık işte. Düşünseler kesin bulurlar. Örneğin yeni yıl geliyor yakınlarda. Yeni yılla ilgili bir oyun bulsalar. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Evet, şarkıda da zaten ne olabilir diyordu Şuşu. Hadi biraz düşünelim Şila. Tamam, düşünelim. Of, of, of.
bulamadım ben. Sen buldun mu Şila? Ben de bulamadım. Peki size biraz daha yardımcı olmamı ister misiniz? Evet Şuşu. Evet Şuşu, lütfen yardım et çünkü oyun bulamıyoruz. Böyle Şila oyun bulabilirler. Örneğin güzel resimler çizebilirler. Resimleri sevdikleri için boyayım. Yeni yılda armağan da edebilirler. Ne güzel olur, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne, ne güzel olur. Epeyleşirler oyun bulabilirler. Örneğin güzel resimler çizebilirler. Resimleri sevdik. Evet, böylece ne oynayabileceğimizi de bulduk. Hadi gel Şila, şuradan kalemlerimi alalım. Tamam. İşte bunlar da kağıtlarımız. Harika. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben önce anneme bir resim çizeceğim. Tamam, ben de annemi çizeceğim. Harikasınız. Aha. Ha, işte benimkisi bitti. Dur Pepe, benimkisi de bitiyor. Tamam, bekliyorum. İşte benimkisi de bitti. Gel şuraya yapıştıralım. Çok güzel yapmışsın Pepe. Balonlarına bayıldım. Senin de çiçeklerin çok güzel olmuş. Yaşasın, annemler çok sevinecek. Şimdi kime? Ben babama yapacağım. Tamam, ben de babama güzel bir resim yapacağım o zaman. Hadi başlayalım. Harika. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Babana ne kadar benzetmişsin Pepe. Seninki de benzemiş Şila. Buraya asıyorum bunu da. Ben de astım. Şimdi de Eke'ye resim çizeceğim. Aa, ben de güzel kardeşim Bebeğe bir resim çizeceğim. Benim güzel kardeşim çok beğenecek bu resmi. Eke de çok beğenecek. Eke çok komik görünüyor Şila. Evet, saçları komik oldu biraz. Hadi bunu da asalım. Asalım. Şimdi de dedem ve nenem için bir resim çizelim. Tamam, olur. İşte dedem, nenem ve ben. Burada da nenem, dedem ve ben. Harika olmuş. Seninki de harika olmuş. Bunu da buraya asalım. Hepsi çok güzel oldu. Hadi şimdi odamızı bir güzel süsleyelim Şila. Aa, tamam, hadi süsleyelim. Ay, çok güzel oldu Şila. Evet, çok güzel oldu. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Odamız ne kadar güzel olmuş. Evet Bebe, bak Şila ile süsledik odamızı. Biz de annemle salonu süsledik. Beğendin mi gerçekten Bebe? Evet, çok güzel olmuş. Bakın, ben her kişi armağan olarak resmi çizdim. Mutlu kocaman ailemiz. Ne oldu Pepe? Şila? Bak, biz de bu resimleri çizdik. Hay, çok komik olmuş. Ha, ben de oradayım. Çok güzelmiş. Hepimiz resim çizmişiz. Yaşasın yeni yıl. Yeni yıla bayılırım. Üçümüzün de çizdiği resimler harika çocuklar. Aferin size, aferin. Ha, ha, ha.